Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz gün A101'den Canon E414 yazıcı aldım. Sizler de kanalımı takip eden arkadaşlarımız biliyorlar. Bu arada abone olan herkese, yorum yapan bütün arkadaşlarıma, izleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kutu açılışını yaptık, kurulumunu yaptık. Renkli kartuşun ve siyah kartuşun takılışını gösterdik. Daha sonrasında birer çıktı aldık, hem renkli hem normal çıktı olarak. Bugün o videonun altına bir arkadaşımız çift taraflı yazdırdınız mı? Hep internette, videolarda ve işte forumlarda elle besleme şeklinde çift tarafa yazılabileceğini söylemişler. Ben de herhangi otomatikle ilgili bir şey bulamadım. Ve bu tarzdaki yazıcılarda otomatik yazdırma olduğunu düşünmüyorum. Eğer aksi varsa arkadaşlarımız lütfen bilgilendirsinler. Şimdi ben size burada ayarları yapıp nasıl çift taraflı çıktı alacağımızı ve böylece kağıttan tasarruf edeceğimizi, nasıl edeceğimizi göstereceğim. Yazdıra bastığımız zaman bakın yazıcımız çıkıyor. Zaten şu anda seçili olan o. Özelliklere tıklıyoruz. Bilgisayarım çok hızlı olduğu için hemen açılıyor bakın. Evet, çift yüzlü evet diyor. Tamam. Burada herhangi bir sıkıntı yok. İster buradan, ister de yine az önceki yerle yazdırma tercihleri var. Tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar ne çıkıyor burada? Çift taraflı yazdırma ben seçmiştim. El ile yazıyor. Eğer seçili değilse siz bunu seçin. Ama mesela tek yüze bastıracağınız zaman, bastırmak istediğiniz zaman bir şey olur mesela. Arkalı önde basması ise o zaman baskıyı almadan önce o çift taraflı ibaresini kaldırın. Tiki. Bakın burada zaten parantez içinde el ile yazıyor. Tamam dedik. Şimdi yazdır tuşumuza basalım bakalım ne çıkacak. Önce ekranda son bir şey çıkacak mı diye bakıyorum. Evet çıkıyor. Evet burada ayarlamalarını yaptı. Yazdırmayı başlat diyor bize. Yazdırmayı başlattık. Şimdi geleyim böyle. Gördüğünüz gibi böyle bastı. Şimdi biz kağıdımızı böyle ters çevireceğiz. Yukarı yeri aşağı gelecek ve arkası dönük olacak şekilde. Şimdi burada ekranda bakın otomatik olarak bir yapsam. Evet bakın. Diğer tarafa diyor yazdırmak için yönergeleri izleyin diyor. İlk tarafı yazdırıp yazdırmayı denetleyin. Yazdırılan kağıdı uzun kenarından ters çevirin. Yığını aynı yönde tutarak arka tepsiye yerleştirin diyor. Ve bakalım yazdırmayı başlat diyelim. Umarım kağıdı düzgün koymuşumdur. Evet. Böylece bakın böyle bu tarafına da yazdırmış olduk. Ama mesela bu bir sayfa için diğerlerinde mesela 100 sayfalık bir şey basacaksınız. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan yazdır seçeneğinden geldiğimiz zaman bakın sayfa aralığında tümü diyor ya sayfa kısmında aslında burada şey de çıkması gerekiyor. Muhtemelen proje ile ilgili biz iki sayfa olduğu için. Arkadaşlar burada sizler bilirsiniz. Yalnızca tek sayfaları ya da yalnızca çift sayfaları yazdır çıkar. Önce tek sayfaları yazdıracağız. Mesela 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde gidecek. Daha sonrasında birinci sayfa en üstte arkasında 3, 5, 7, 9 olacak şekilde dizdikten sonra az önceki gibi yine ters bir şekilde yani çift sayfaları yazdırdığı zaman arkalarına yazması için ters bir şekilde koyacağız ve çıktığımızı alacağız. Eğer böyle bir 6-7 sayfalık, 10 sayfalık bir çıktı olursa onu da ayrıyeten bir videoda örnek olarak kısacık bir şekilde gösteririz. Dediğim gibi önce teklileri yazdırıp daha sonrasında onları birinci en üste gelecek şekilde yani şöyle yüzü size bakacak şekilde arkasına da diğerlerini dizip daha sonrasında ters çevirip ya koyduğunuz zaman ve yazdırma işlemini başlat dedikten sonra çift taraflı yazdırabilirsiniz. Dediğim gibi
Otomatikle ilgili bir şey bulamadım ve bu cihazda olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani olsa güzel olurdu. Ama dediğim gibi giriş seviyesinde bir kullanıcı olduğum için dilim bu kadarına dönüyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.